birçok güzel insandan, değerli devlet mühimine selam getirdiğim, Turgutlu insanının değerli belediye başkanı, başta olmak üzere, kıymetli garnizon komutanımı, birbirinden değerli mesai arkadaşı kardeşlerimi, yine Turgutlu'nun sivil toplum örgüt başkan ve temsilcilerini sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. İsmim Mihal Turan, Kiraz'ın ana vatanı, fındığın başkenti Giresun'luyum. 25 yıllık kamu yöneticisiyim. Anadolu'muzun, aşık olduğumuz Anadolu'muzun, sevdalı olduğumuz Anadolu'muzun, bayrağın altında, gök kubbenin altında, Bismillah diyerek başladığımız bu yolculukta, Turgutlu'da çalışacak olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu, gururu ve mesuliyeti ifade ediyor. Rabbim mahcup etmesin. Rabbim anamıza, babamıza, atamıza, ecdadımıza, bu topraklara 7 Eylül'de kasabada destan yazan o güzel insanlara mahcup etmesin. Allah birlikten, beraberlikten ayırmasın. Dirlikten, düzenlikten ayırmasın. Kendisine iltifat edenlerin kıymetini, kadirini, şehit kanlarıyla sunan bu toprakların kıymetini ve kadirini bilenlerden eylesin. Dua alanlardan eylesin. Birbirine sahip çıkanlardan eylesin. Allah rızası için yaşayan ve Allah rızasını ölenlerden eylesin. O itibarla Turgutlu'da Bismillah deyip başladığımız görevde, Cuma günü başladığımız görevde ağır sorumluluğumuzun farkındayım. Benden önce Turgutlu'ya çok kıymetli hizmet yapmış, çok değerli hizmetler vermiş, Turgutlu insanı tarafından sevilmiş ve sayılmış Nazmi abimi unutmuyorum. Çünkü gittiğim her yerde vefalı oldum. Çünkü ben Bülender Turan'ın oğluyum, Hüsamettin Turan'ın, hacı annenin, hacı babanın ve öğretmen bir ailenin çocuğuyum. Bize o öğretildi. Kavga etme, haddini bil, evlat olduğunu bil. Gittiğin yere sevgi götür. Yunus dilli ol, Mevlana dilli ol. Birliğe, beraberliğe hizmet et diye bizi yetiştirdi ve başta anamıza ve babamıza çok şey borçluyuz. Onların dualarını almak zorundayız. Beraber çalıştığımız insanların vebalini biliyoruz. Bize emanet edilen Turgutlu insanın, bu güzel insanların, bu toprakların, bu mübarek toprakların, bu vatan coğrafyasının ve medeniyet coğrafyasının kıymetini ve kadrini Allah bilenlerden eylesin. O yüzden biz bir aileyiz. Acizane ben de ailenizin bir ferdiyim. Çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Turgutlu Kaymakamlığı'na atandığım haber aldığımda Allah'ım beni mahcup etme. Yüce Rabbim bizi mahcup etme. Hayırlı ve güzel hizmetlere vesile eyle. Birlikten, beraberlikten ayırma. Büyük Türkiye sevdası yolunda güzel hizmetler nasip eyle diye dua ettim değerli arkadaşlarım. Bir sabah vakti tayin haberimi aldığımda. Onun sorumluluğuyla geldim. Aşk ve şevkle geldim. Coşkuyla geldim. Coşturmaya elhamdülillah geldim. Sevmeye geldim. El öpmeye, dua almaya geldim. Fakirin, fukaranın, garibanın, gurabanın, acze düşenin, naçar kalanın, hastanın ve sökenin kıymetini ve kadrini bilmeye geldim. Huzur kendinde huzura katkıda bulunmaya elhamdülillah geldim. Büyüklerle söze başlamayı seviyorum değerli arkadaşlar. Sevgili ve değerli Şerif Valim'in emrinde Kütahya'da bir yıl kadar çalıştım. Kendisinden çok istifade etmeye çalıştım. Çok değerli bir devlet adamı, çok dirayetli bir devlet insanı, çok değerli bir valimiz. Devletiyle bir olanın, milletiyle gönül bağı kuranın yanındayız diyen kıymetli valimi de elbette unutmam mümkün değil değerli başkanım. Bismillah deyip başladığım bu görevde Cuma sabahı bende emeği olan bütün valilerime en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Bakanlığıma, kararnamede bende emeği olan, bize iltifat eden ve güvenen, Turgutlu'da, Turgutlu insanına güzel hizmet yapar Uğur kardeşimiz diyerek bana güvenen ve iltifat eden bütün devlet büyüklerime, bütün hükümet büyüklerime de en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah burada Allah'ın izniyle hızla büyüyen ve gelişen Türkiye'ye bayrağa hizmet edeceğiz. Dua alacağız, bir ve beraber olacağız, aile olacağız Allah'ın izniyle, tek vücut olacağız, tek yürek olacağız, el ele ve omuz omuz olacağız. Sevgili komutanım bizim ailemiz, başlarımız bizim ailemiz, Ahmet Bey, İdris Bey, Musa Bey, isimlerinizi gelmeden ezberledim. Çünkü ben sizi Allah rızası için seviyorum, unutmayın. Allah rızası için sevmeye geldim. O itibarla Rabbim mahcup etmesin, Allah utandırmasın, katkılarınıza teşekkür ediyorum. Dün sevgili eşim Mihal Turan ve Mehmet Akif'i çok sevdiğim için oğluma Mehmet Akif adını verdim. Mehmet Akif'le beraber beni kaymakamlık lojmanının bahçesinde aşk ve şevkle elimi sıkan, beni kucaklayan, tebessüm eden, yüzüme gülen, bana moral veren ve destek veren, Cuma akşamının huzurlu geçmesini sağlayan Turgutlu insanlar ve onun şahsında siz güzel insanlara bir kez daha en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Turgutlu'nun değerli basın mensubu kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Turgutlu'ya atandığım günden beri göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Allah vazifenizde sizi muzaffer eylesin, muktedir eylesin, muvaffak eylesin. Allah utandırmasın. Her rengin temsilcisiyiz Allah'ın izniyle. Biz birliğin ve beraberliğin, dirliğin ve düzenliğin temsilcisiyiz. Biz Çanakkale geçilmez, Harşi Çayı geçilmez diyen 7 Eylül destanını Turgutlu'da yazan o güzel insanların torunlarıyız. Onların yüzü suyu hürmetine Allah'ın izniyle yürekten konuşacağız, coşkunlar biz biriz ve biz güçlü ve muhteşem bir Türk. Rahmet eylesin. Uğurlar göçer gider, önerler göçer gider, kamiller göçer gider ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacak. Hiç kimsenin bu bayrağa zeval vermeye gücü yetmeyecek. Hiç kimsenin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle büyük bir Türkiye'yiz, muhteşem bir Türkiye'yiz. İşte kurban olduğum bayrak orada. Ben o bayrağın yanında oturuyorum. Onun kıymetini, kadrini biliyorum. Bismillah deyip Ulaş Kaymakamlığına ve Ağustos Kaymakamlığına başladığım heyecanın aynısını duyuyorum. Her dem taze olmak lazım. Gelenlerin izinden gitmeye çalışıyorum ben. Mehmet Akif'in, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın, en başta Hz. Muhammed Mustafa'nın izinden gidiyoruz. Onun ümmet sancağı altında toplanmayı ve ölmeyi Allah nasip eylesin. El cümle Turgutlu'yu ve Manisa'yı, Ege'nin parlayan yıldızını parlatmak için buradayız. Elbette eksiğimiz olacak, biz de insanız ama eksik aramaya, hata aramaya, kusur aramaya gelmedik. Müslüman birbirini tamamlar, Müslüman birbirini elinden tutar, birbirini kucaklar, gülümser, sadaka verir, yolda kalanın elinden tutar. O itibarla devlet bize bu makamları, bu masaları, bu bayrağı emanet etmiş. O yüzden diyoruz ki, ey Gülender annem müşteri ol, ey Hüsamettin babam müşteri ol, ey bizi buraya gönderen insanlar müşteri ol. Yeminler olsun ki biz canımızı veririz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprağından bir karış bile vermeyiz. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kandan mevcuttur. Ama kimseyi ötekileştirmeden, bütün mahalleler, bütün köyler bizim, Türkiye'nin her karış toprağı bizim. Çünkü ben Diyarbakır'da da hizmet ettim, Sivas'ta da, Tokat'ta da hizmet ettim, o güzel insanlara hizmet ettim. Şimdi merhaba, selamünaleyküm, ağalar, erenler, canlar, pirler, nasılsınız diyerek oraya gidebilir, çaylarını içebilirim, o cesareti kendimde görüyorum. Çünkü o bileklerini tuttum, ocaklarına gittim, sofralarına oturdum, yemek yiyecek olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederken, Allah onun emrinde, onun güzel ekibinde, onun takımında takım ruhuyla, ekip ruhuyla, gece gündüz demeden Bismillah deyip sabahleyin kalkıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet eden, aşk ve şevkle hizmet eden, sıddık ve samimi hizmet eden, diliyle, gönlüyle, hizmetiyle, kalemiyle, imzasıyla, abdestsiz imza atmayan idarecilerden eylesin. Hazreti Ömer'in kaymakamlarından eylesin inşallah. Yavuz Sultan Selim'in izinden giden, ecdadımızın izinden gidenlerden eylesin. Kenar-ı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu gelir de Ad-İlahi Ömer'den sorar o sözünü unutmuyoruz Allah'ın izniyle. Elhamdülillah, Kur'an'ın izindeyiz, sünnetin izindeyiz, memleketin, Türkiye'nin izindeyiz, bayrağın izindeyiz. Kurban olurum bu ülkeye. Bu ülkenin değil kaymakamı olmak, belediye başkanı komutanı olmak, bu ülkenin memuru olmak bile şereftir. Bu ülkenin vatandaşı olmak şereftir. Bu ülkede nefes almak şereftir. O şehitlerin izinden giden evlat olmak şeref ve gururdur. En büyük gururdur. Rabbim o gururu yaşayanlardan, yaşatanlardan, kul hakkı yemeden göçüp gidenlerden, helalinden çalışanlardan, pırıl pırıl çalışanlardan, hoşsela bırakanlardan eylesin. O itibarla Nazmi abim yolun açık olsun. Manavgat Kaymakamlığı'nda Allah seni muvaffak eylesin. Saadettin abimle beraber daha önce çalıştım. Elbette birçok kaymakam abimiz çalıştı. Kaçıncı kaymakam oldum bilmiyorum. Biraz sonra Handan hanımefendi bana söyleyecek. Ama Allah razı olsun. Bayrağı aldık, nöbeti aldık. O nöbet kutsal, o kutsalı biliyoruz. Burada bir günde kalsam, bir yılda kalsam, 10 yılda kalsam emin olun ki her ne ise Mevlam ne ilerse güzel eyler. Takdir-i ilahi neyse odur. Takdire teslim olduk, rızaya teslim olduk. Kanaat yolunun yolcusuyuz biz. Erenlerin yolcusuyuz, o güzel insanların yolcusuyuz, bu memleketin evladıyız. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah cümlenizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Geçmiş bayramınızı kutluyorum inşallah. Bundan sonra bir ve beraber hizmet edeceğiz. Turgutlu'nun duasını alacağız. Kasabalıların duasını alacağız inşallah. Bu bereketli topraklarda Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle hayırlı hizmetkar olacağız. Efendi olmayacağız. Kapılar açık olacak ama en önemlisi gönüller açık olacak inşallah. Gönül, gönülden güzel, insandan güzel bir şey var mı? Eşrefi mahlukattan güzel bir şey var mı? Rabbim yaratmış, ruhundan üflemiş, ondan daha güzel bir şey var mı? Ey kurban olduğum olma Allah'ım. O yüzden çok duyguluyum. Ağlayabilirim, bağışlayın lütfen. Bismillah deyip heyecanımdan ve aşkımdan ve şevkimden ağlarım. Turgutlu'ya geldiğim için o mesuliyet konusunda bir ve beraber olacağız. Eksiğim olursa beni bağışlayın lütfen. Ben de bir Allah'ın kuluyum. Sizin kardeşinizim, sizin idarenizim, sizin arkadaşım ve kasabalılardan bir güzel insan olmaya da talibim inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin diyorum. Huzur ve sükun diliyorum Rabbim. Bereket diliyorum, gelişme diliyorum, terakki diliyorum, ilerleme, ilim ve irfan diliyorum Allah'ın izniyle. Asya'nın kandillerinin izinden gitmeyi diliyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli akademisyen hocalarım dahil olmak üzere, şehrimizin bütün ileri gelenlerine, basın mensubu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Handan hanımefendi kardeşime çok teşekkür ediyorum, Yazı İşleri Müdürümüze. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gününüz bereketli ola, ömrünüz güzel ola, huzurlu ola. İnşallah Rabbim rızasına uygun hizmetlerle göçüp gitmeyi hepimize nasip eder diyorum. Hepinizin önünde sevgiyle, saygıyla inşallah ediyorum arkadaşlar. Allah cümlenizden razı olsun inşallah. Kaymakamlığım var. Trabzon-Yomra Kaymakamlığım var. İçişleri Bakanlığı'nda Eğitim Dairesi Şube Müdürlüğü, APK Daire Başkanlığı görevim var. Akabinde Ordu, Bona, Perşembe Kaymakamlığım var. Daha sonra 5 yıl adını tarihinden, tadını coğrafyasından, umudunu insanlarından alan Tarih, Tabiat, Kültür Kendi, Sevgi ve Sevda Kendi, Yeşilniksar'ın Kaymakamlığı var. Şerif Valim'le de orada tanıştık ve çalıştık elhamdülillah. Akabinde Antepliyim, şainim ha, mavzer omuzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük diyen Şahin Bey. 3 yıl kadar. Oradan Rabbim nasip etti, Kütahya'ya gittik. Isının ve ışığın kenti. O mübarek kente, o güzel kente, termal turizmin kentine ve kıymetli valimin emrinde, kıymetli abilerim ve kardeşlerimle beraber Bismillah dedik, çalıştık ve en son İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kararnameyle de Turgutlu Kaymakamlığı görevine de atandık. Dün ilçenize vardım, Bismillah dedim, menzilime ulaştım. Bugün de Cuma günü de Bismillah dedim, görevime başladım. Allah da razı olsun diyorum. Tekrar basın mensubu kardeşlerime, siz sevgili dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem beni affedin. Sizi seviyoruz, sizi seviyoruz, sizi seviyoruz arkadaşlar. Sevgiden daha yüce bir değer yok. Allah rızası için seviyoruz. Her neyseniz kabulümüzdür. Başımızın üstünde yeriniz var. Serçe var diyoruz. Hepinize bir kez daha sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Allah razı olsun değerli arkadaşlar. Toplantı